Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar huzurlarınızdayım. Bugünkü konumuz Albertus Magnus'un bilgi felsefesi ve bilgi anlayışı. Albertus Magnus da asıl olarak Platon ile öğrencisi Aristoteles arasında bir uzlaşma aramıştır. Bu uzlaştırma arayışının en yoğun olduğu nokta her iki filozofun da bilgi anlayışıdır. Bununla birlikte Albertus Magnus'un bir Platoncu olmaktan çok bir peripatetik olduğunu söylememiz gerekir. Daha doğru bir ifadeyle dile getirilecek olursa Albertus Magnus kendisini bir aristotelesçi olarak görür. Bu anlayışı kendisinden sonra felsefe sahnesinde yer alacak öğrencisi Thomas Aquinas'ı da derinden etkilemiştir. Gene de ondaki yeni Platoncu unsurları hesaba katmaksızın bütün bir felsefesini sağlıklı bir şekilde değerlendirmenin olanağı yoktur. Ee, hem Platon'un hem de Aristoteles'in bilgi anlayışlarındaki en temel kavram ruh kavramıdır. Albertus Magnus, ruhun kendisini dikkate alacak olursak Platon ile, bedeni canlandıran form olarak ruhu ele alacak olursak Aristoteles ile hem fikiriz demektedir. Bu yaklaşımlar içinde elbette gerek Platon'un gerek Aristoteles'in yorumcularının düşünceleri de önem taşımaktadır. Aristoteles yorumcuları içinde en önemlisi olarak karşımıza çıkan İbni Rüşd, Albertus Magnus'un felsefesinde önemli bir kimlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı eserlerinde İbn Rüşde karşı olmasına rağmen, bazı eserlerinde tam bir İbn Rüşd'cü olmaktadır. Özellikle Aristoteles'in *De Anima*'sından hareketle dile getirilen etkin aklın bütün insanlarda ortak olup olmadığı sorunu burada önemli bir hareket noktası olarak belirmektedir. Albertus Magnus insanın ruhu ve bedenden meydana geldiğini söylemektedir. Ruhun bedenle olan ilişkisi doğal bir ilişkidir. Bununla birlikte ruhun özü diyebileceğimiz yapı göz önüne alındığında ruhun cisimsiz bir töz olduğu açıktır. E, bu yüzden ruh kendinde tamamlanmış ve maddeden bağımsız bir karakterdedir. Bu yüzden Albertus Magnus ruhun yalın anlamda akıldan ibaret olduğunu ileri sürmektedir. Ruh duyu organlarını kullanarak fizik dünyayla ortaklık kurmaya çalışır. Bu durum ruhun maddi olana bağımlı biçimde iş gördüğü gibi bir yanılsamı üretebilir. Ne var ki akıl özük gereği maddeden ayrılır. Ruh, e, ruhsal bir töz olduğundan yalın anlamda bir formdur. Başka kelimelerle ifade edecek olursak, e, ruh Tanrı'nın özel bir yaratmasıdır. Ve bundan dolayı onun içeriğinde maddi olana yer yoktur. Ruhun özel bir çeşit madde barındırdığı düşüncesi daha önce dile getirdiğim gibi Bonaventura tarafından ileri sürülmüştü. Albertus Magnus bu düşünceyi kesin bir dille reddetmiştir. Albertus Magnus'a göre ruhta iki kısım bulunur. Birincisi edilgin, ikincisi de etkin olan. Her bir ruhta bu şekilde etkin ve edilgin akıllar bulunmaktadır. Albertus Magnus etkin aklın bütün insanlar için ortak olmadığını, her insanın bizzat kendi etkin aklına sahip olduğunu düşünmektedir. Bu etkin akıllar Tanrı'nın aklından türemiş olan akıllardır. Bu yüzden etkin akıllar, aracılıklarıyla e, bizim anlama ediminde bulunduğumuz ilkeleri aydınlatan ışıklardır. Bu ışıklar doğal olarak en ilahi ışık olan Tanrı'nın ışığından pay alan yapılardır. Ruhta aynı zamanda bir de edilgin akıl bulunmaktadır. Bu akıl, ruhun maddi olanla iç içeliğinden dolayı bizde olan bir yapı değildir. Ruhta edilgin bir aklın olmasının Nedeni, ruhun bilgiyi kabul eden bir özelliğe sahip olmasından başka bir şey değildir. Akıl iki farklı şekilde bilgi elde etmektedir. Albertus Magnus'a göre, fizik ve matematik nesnelerin bilinmesi, aklın duyular ile imgeleme dönmesi sonucunda ve bir tür soyutlama ile mümkündür. Bununla birlikte, metafizik veya ilahi nesnelerin bilgisi duyular üzerinden ve soyutlama gerçekleştirilerek elde edilemez. Soyutlama aracılığıyla elde edilen bilgiyi Tanrı'nın aydınlatıcı yardımı olmaksızın gerçekleştirilemez. Yani etkin akıl tek başına fizik dünyanın gerçeklerini bilemez. Böyle bir bilme için mutlaka Tanrı'nın kendi ışığı ile aydınlatılmış bir etkin akıl gereklidir. Albertus Magnus'a göre bilgi, duyulanabilir nesnelerden ilahi aydınlanmaya doğru giden bir süreklilik göstermektedir. Bu süreklilik içinde etkin aklın işlevi, Tanrı'dan aldığı ışığı fizik nesnelerdeki maddi olanı soyutlamak için kullanmasıdır. Bu kullanımın gerekliliği, ruhun bir beden içinde bulunmasının gelmek bulunmasından ileri gelir. Ruh bu dünyaya ilişkin bilgiyi ancak duyular aracılığıyla elde eder. İnsanın nihai amacı gerçekten aydınlanmış bir akla sahip olmaktır. Bu aynı zamanda tanrısal ışıkça kutsanmış bir akıl anlamına da gelmektedir. Zira ancak bu kutsanmışlık aracılığıyla akıl tanrının bilgisine yükselebilir ve ancak o bilgi aracılığıyla insan kendi bitimsiz mutluluğunu elde edebilir. Evet sevgili seyircilerim yeni bir videonun sonuna geldik. Ee, bu videonun hazırlanmasında kaynak felsefe.gen.tr adresidir. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek hoşçakalın, bilgiyle kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın efendim.